Bugün siber güvenlik kullanım alanlarına bakacağız blockchain üzerinde. Blockchain siber güvenlik sektörü için ne faydalar, ne zararlar, olası ne beklentiler içerir onları konuşacağız. Öncesinde hem kendimi hem de eğitimin beklentilerini anlatmak istiyorum. Kendimden bahsedeyim kısaca. Bilgisayar mühendisiyim. Siber güvenlik üzerine yüksek lisansım var. Huzeyfe Hoca'dan da ders almış bir insanım. Oradan tanıyorum kendisini zaten. Şehir Üniversitesi'nde forensik ders almıştım. 5 sene kadar TÜBİTAK'ta çalıştım. UYK'ya enstitüsünde çalıştığım için hep kriptografi ile ilişkili işlerde çalıştım. Bilgi güvenliği ve kriptografi hep kariyerimin ortası oldu. TÜBİTAK'ta da blockchain araştırma laboratuvarı kurulmuştu. Devletin politikalarına göre, devletin ihtiyacına göre blockchain Ar-Ge'leri yapmak, POC'ler yapmak, araştırmalar yapmak üzere çalışmalarımız oldu. 2019'da istifa edip kendi şirketimi kurdum. Yani halen şirketim devam ediyor. Danışmanlık, eğitim, proje hizmetleri sunuyorum. Bunun paralelinde de Irotek'te bilgi güvenliği ve blockchain danışmanıyım. Da 2 yıla yakın olacak. Irotek çok büyük bir katalizör benim için. Neden? Çünkü IBM'in Gold Partner, Red Hat'in Advanced Partner, işte Cisco'yla, HCL'le çok büyük firmalarla partner. Bu gücü de arkamıza aldığımız zaman uluslararası şeylerle blockchain gurularıyla iletişim halinde olabiliyoruz. Beraber işler yapabiliyoruz. İşte Savronik gibi savunma sanayinin en büyük şirketlerinden biri. Ensar kesin biliyorsunuz sen Savronik'i. Tamam. NATO sertifikalı Türkiye'deki tek özel şirket sanırım Savronik. NATO'nun işlerini yapıyor. Savronik ya da işte Savronik'le projelerimiz var blockchain üzerine. Onların blockchain alt yüklenicisiyiz. Türk Telekom'da 2 tane projemiz var. 3. proje için uğraşıyoruz. Aselsan'a eğitim verdik blockchain üzerine. Dün yayınlandı sanırım. Dörtlü konsorsiyum Aselsan, Havelsan, TÜBİTAK ve Merkez Bankası kripto para için konsorsiyum kurdu. Duymuşsunuzdur belki. Biz de oradaki partner, oradakilerin çoğuyla iletişim halindeyiz. TÜBİTAK'la, işte Merkez Bankası'nda da bir 101 eğitimimiz olmuştu. Aselsan'la 10 gün eğitimimiz oldu. Yani blockchain üzerine yaklaşık 5 yıldır eğitim, danışmanlık, proje vesaire her ucundan bir şekilde girmeye çalışıp bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ve TÜBİTAK altyapılı olmamdan ötürü, siber güvenliği de zaten yüksek lisanstan ötürü, bilmemden ötürü multidisipliner bir şekilde ilerlemeye çalışıyorum. Hedef kitleye dair de tahminimden ötürü şöyle bir planım olacak. 1 saatlik bir süremiz var kabaca. Herkesin belli bir seviye blockchain bildiğini, herkesin belli bir seviye siber güvenlik bildiğini varsayarak ilerleyeceğiz. Yani blockchain nedir ya da siber güvenlik nedirden bahsedip zaman kaybetmeyeceğiz. Ama sizin bilmediğiniz detaylar vardır ya da size garip gelen alışılmadık kavramlar vardır. Lütfen sormaktan çekinmeyin. Ben hedef kitleyi öyle tahmin ettiğim için öyle hareket ediyorum. Ve direkt konuya gireceğim. Hani işte hafta içi mesai saatindeyiz. Belki pek çok insan şu anda mesaisinden feragat edip katılıyor bu eğitime. Direkt konuya gireceğiz. Teknik konuşacağız. Biz Ensar'la da dediği gibi daha önce de böyle şeyler yaptığımız için biz böyle sohbet havasında birbirimizi doğrulayarak düzelterek falan da ilerliyoruz. Sizin de bizi düzeltmeleriniz olursa ya da dahil olmak isterseniz 100 kezler vardır kafanızda düzeltmeler olur. Bekleriz. Ben blockchain anlatacağım. Hep blockchain üzerine konuşacağım ama DLT kavramı da geçebilir. Sizin için çok bir değişiklik ifade etmesine gerek yok. Çünkü DLT yalnızca bir iki nüansla blockchain'e evrilebiliyor ve DLT zaten blockchain'in üst kümesi. Ve sonuna doğru konuşacağız. Bazen DLT'yi siz kendi elinize de inşa edebiliyor olursunuz. Ya da blockchain'in şu 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 özellikleri var. Ben bunu kullanmama gerek yok. Ben zaten elimle hash'imi alırım. Elimle ben ne bileyim multiple bir şekilde datayı store ederim gibi yaklaşımlarınız olabilir. Bunlar bizim şu an konuşmamız arasında değişebilecek kavramlar birbiri içerisinde. Çünkü ben DLT'yi ya da blockchain'i gerekli görmüyorum. Datayı bir pek çok yerde tutar, özetini alır, dağıtırım diyorsanız siz zaten DLT yapmış oluyorsunuz. Bu yüzden kavramların değişmesine çok takılmayın. Neden bahsedeceğiz? Siber güvenlik yapı taşlarının blockchain'le konuşlandırılmasından bahsedeceğiz. Yani bu confidentiality, integrity, availability kavramları
blockchain'de nasıl etki ediyor? Blockchain geldikten sonra bunlar nasıl artı, nasıl eksik şeylere, kutuplara yoğunlaştı? Onlardan bahsedeceğiz. Bu bizim ikinci kısmımız olan use case'leri etki edecek. Yani blockchain size confidentiality'de neler kazandırır? Ya da availability'de neler kaybettirir? Bunları görebiliyor olmak hem mevcut use case'leri anlamanızı hem de yarın bir gün kendi ihtiyacınızı belirlemeniz gerektiğinde evet bu mantıklı çünkü blockchain siber güvenlik gereksinimlerinde şöyle şöyle bir etkiye sahip diye kendi çıkarımınızı yapmanızı sağlayacak. Bu yüzden tanımlamaları bir de blockchain üzerinden konuşacağız. Sonra da piyasadan derlediğim kimileri başarılı, kimileri başarısız, kimileri devam etmekte olan bazı senaryolar var. Onları konuşacağız. Dediğim gibi istediğiniz zaman dahil de olabilirsiniz. Soru da sorabilirsiniz. Deloitte'un yöneticisinin bir cümlesi vardı. Aslında Enstar da az önce buna benzer bir şey söyledi. Blockchain bizim için bir silver bullet değil ya da her şeyi çözen bir yapı değil. O yüzden blockchain'i siber güvenliğe sokmaya çalışırken de siber güvenlikte oluşabilecek problemlerin hepsini çözecek ortada bir ilaç gibi görmemek lazım ve bu çok naif bir yaklaşım olur diyor Cillian Leonovitz. Doğru söyledim bilmiyorum. Amacımız blockchain'in bir teknoloji olduğunu ve diğer teknolojilerle birlikte kullanabildiğini, eksisinin artısının ne olduğunu, işte mevcut siber güvenlik politikalarına nasıl entegre edilebileceğini, edildiğinde nasıl riskler doğurduğunu, hangi riskleri elimine ettiğini ve ortaya nasıl senaryolar çıkardığını anlayabilmemiz gerekiyor. Bu bir yaşam döngüsü. Yani siber güvenlik, yani firewall'u koydum bitti mevzusu 20 sene önceydi. Sürekli olması gereken bir politika ise siber güvenlik. Bu politika yeni gelen teknolojiyle nasıl entegre olur? Buna bakmamız lazım. Yani ben ransomware'e karşı dayanıklı değilim. O zaman blockchain. Hayır, böyle bir şey hayal etmeyin lütfen. Sadece deyin ki ransomware'in etkisi şu, eksileri bu, artıları bu, mitigation'ları bu. Ne tarz durumlarda blockchain ilaç gibi dahil olabilir? Onu görmemiz lazım. Bir etkinlikten aklıma gelmişti. İlaçla zehir arasındaki fark dozajdır gibi bir cümle vardı. Blockchain için de bu işte geçerli. Doğru dozajı bulmaya ve size de o doğru dozajı anlatmaya çalışacağım Çok ben de. güzel bir söz. Değil mi? Yazdım bunu Adil. Aynen. Ben de birinden yazmıştım işte. Hatırlamadım, hatırlayamadım da ayıp oluyor. Bulup atarız belki. Hepimizin belli bir seviyede bildiği, aşina olduğu bu kavram var işte. Bu üçgen işte bilgi güvenliğinin, siber güvenliğinde geçiyor da belki üst çatıda bilgi güvenliği demek daha mı doğru olur abi? Yani üçünü de kapsayan bir Aynen. yapı. Bilgi güvenliği herhalde en üstte hocam. Siber Evet. güvenlik onun altında. Network güvenliği onun da altında. Böyle iç içe ben de bir şekil görmüştüm de. İç içe geçen şeyler, kümeler. Ama Bilgi genelde güvenliği senin dediğin gibi kapsıyor üst aslında o zaman. Her şeyi kapsayan bir yapı bu. aynen. Bilgi güvenliği hepsini kapsayan bir yapıyor. Doğru diyorsun. Bu yapıda ben şunu yapmaya çalıştım. Kavramların birer cümle tanımını koydum sizler için. Sonra bunları beraber şey yapalım istiyorum. Blockchain ekseninde tartışalım istiyorum. İlki confidentiality. NIST'in tanımı diyor ki gizli bir sensitive daha doğrusu hassas bir bilgimiz var. Yetkili olmayan kişi buna erişemesin. Bu bir hassas proses olabilir, entity de olabilir. Yetkilendirme mekanizması lazım. Dataya yetkisi olmayan erişmesin. Confidentiality en kaba, en kibar tanımıyla diyeyim hatta kibar daha kibar kaba tanımıyla değil kibar tanımıyla bu. O zaman amacımız ne burada? Bir akses kontrol mekanizması olsun. Kimin yani authentication ve authorization ikisi birlikte olsun. İnsanların kim olduğunu tanımlayabilelim. Hangi kişilerin hangi rollere sahip olduğunu bilelim. Hangi partilerin hangi konuda yetkili olduğunu anlayabilelim. Bu tarz yapılar blockchain için sıkıntılı ifadeler. Çünkü normalde siz bir sistem inşa ettiğinizde DB bile olsa, bir servis bile olsa, herhangi bir API bile olsa kimin erişebileceğini tasarlıyor oluyorsunuz. Bu access control artık siber güvenliğin çok belki mi haline gelmiş konulardan biri oldu. Ama blockchain yapısı itibariyle access control mekanizması içermiyor. Bugün Bitcoin'in blockchain'ine herkes istediği gibi bakabiliyor. Bu da bütün datanın ayyuka çıkması demek. Bu confidentiality riske atan bir şey, bir şey yapan, nasıl söyleyeyim, bir yaralayan bir nokta. Bu access control mekanizmasını
ilave olarak bizim yerleştirmemiz gerekiyor. Eğer confidentiality ihtiyacımız varsa. Şimdi Bitcoin özellikle confidential olmama konusunda ilerliyor. Herkesin her datayı görmesinden ötürü. Blockchain madem merkezi otoriteyi kaldırıyor, bütün partilerin aynı datada hemfikir olmasını sağlamak için sizin herkeste tüm datanın tutulmasına ihtiyacınız var. Bu da dediğim gibi confidentiality yaralıyor. Bunun çözümü de ilave eklentilerle, ilave geliştirmelerle sağlanabilir. Ben bunu iki aşamada sizinle konuşmak istedim. Artık biliyorsunuz blockchain'i de layer'lara bölmeye başladılar. Aynı OSI katmanları gibi. Blockchain'in network yapısındaki şeffaflık ve blockchain'in data yapısındaki şeffaflık bizim için iki farklı endişe noktası. Neden bahsediyorum? Public blockchain'ler için başlayayım. Public blockchain'lerde zaten herkesin bilgisayarı olan, laptop şey olan, tableti olan, telefon olan herhangi bir entity'nin blockchain'e erişmesi mümkün. Böyle bir access kontrole ihtiyacınız yok ya da şu IP'lere şunlar girsin, bunlar girsin diye bir kısıtlama yapamıyorsunuz. Adı üstünde public. Ama private blockchain'ler ki özellikle bunlar şirketlerin politikaları için, şirket içleri arası işlemler için tasarlanmış bir yapıda olduğu için network erişimlerini şey yapmanız gerekiyor. İçine embed etmeniz gerekiyor. Ne giriyor işin için o zaman? Firewall'lar girdi, VPN'ler girdi, IPS'ler girdi, pek çok network cihazı girdi, pek çok security cihazı girdi. Bunlar girdiği zaman da siber güvenlikte iç içe bir proje olmuş oldu. Ve blockchain artık küçük bir yer olarak kaldı. Sizin private blockchain tasarladığınızda onun neyi yapıp neyi yapamadığını anlamanız çok önemli. Private blockchain'ler sizin için yeterli gizliliği sağlamıyor. O şeyin gizliliğin etrafındaki duvarları sizin ölçmeniz gerekiyor. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Mevcut politikalarınızın içerisine şeyler ekleyebilirsiniz. Access kontrolleri ekleyebilirsiniz. Bizim şu anda öyle aktif bir projemiz var. Detay veremem ama access kontrol mekanizmasını blockchain'in içine gömeceğiz biz. Böylece hem hesap verilebilirlik var, hem inkar edememezlik var, hem sertifika yaşam döngüsü var. Böylece diyorsunuz ki ben blockchain'de default olmayan bir özelliği dışarıdan ekleyebiliyorum. Bu tarz yapıları insanların yönetmesi gerekiyor. Ne ekleyebilirim buraya? PKI gibi ya da lifecycle anahtar yönetim gibi yapıların da blockchain'e tasarlandığı çözümler var. DNS'e geldiğimizde yine konuşuyor oluruz. Ya da açık anahtar altyapısında da blockchain'i taşıma gibi çözümler var. Benim bahsettiğim burada o değil. Eğer siz işte bir tane büyük bir şirket olsun, IBM içerisinde blockchain tasarlıyor iseniz, IBM'in içerisindeki insanların tanıtılması, yetkilendirilmesi işlemlerini sizin inşa etmeniz gerekiyor. Burada da normal yazılımdaki sıkıntılarınızın hepsi var olmaya devam ediyor. Veri erişimi ile alakalı nasıl bir confidentiality sıkıntısı olur derseniz, eğer Bitcoin'de hepiniz büyük ihtimalle girmişsinizdir bu tarz yerlere, Block Explorer göstereyim. Bitcoin'in Block Explorer sitelerinden birine girdiğinizde transaction'ların tamamını izleyebiliyorsunuz. Bu adres, bu adrese bu kadar amount'ta para göndermiş. Tüm detaylarıyla transaction fees'ini görebiliyorsunuz. Giden bilginin kaç dolara denk geldiğini hesaplayabiliyorsunuz. Byte byte hem header hem body sizin elinizde. Bu bilgi ifşası demek ve bu adresin kim olduğunu bilmeseniz bile pek çok analiz yöntemiyle ortaya çıkarılabiliyor ve tamamıyla anonimiteden bahsedemiyorsunuz. Anonimite ifşa olsun veya olmasın yine burada data sızıntısı söz konusu. Bu bizim için sıkıntı. Bunu nasıl kapatabiliriz? Bunu nasıl kompanse edebiliriz blockchain'de? Access kontrol perspektifini işte RFC'lerden de destek alarak yapabiliriz bunu. Bunun için özel çalışmalar var. Confidentiality şifrelendirme mekanizmalarıyla bizim içine sokmamız gerekiyor. Yani blockchain'i böyle boşu boşuna öven insanların kilitlendiği noktalar burası aslında. Yani blockchain güzel bir pasta tarifi bizim için ama onun düzgün çalışması için sizin onun içine belki açık anahtar altyapısı koymanız lazım. Belki re-encryption mekanizması koymanız lazım. Ya da post-quantum resistant yapmanız lazım. Bir şekilde mevcut yazılımlarla oluşan challenge'lar burada da karşınıza çıkacak. Ve bunları blockchain'in içine inşa ederken hep şeyin bilincinde olacaksınız. Bu data herkes tarafından görülecek. Bu ne demek? Ciddi anlamda computational power olan hackerlar bu dataya erişme derdi yok. Bu dataya diyecek,
brute force yapmaya başlayabilecek. Veya bir data başlı başına bir şey ifade etmiyor olabilir ama devamında gelen datalarla birleştiğinde orada manalı bir şey çıkabilir. Bu manalı bir şey çıkma riskini göz önünde bulundurup o riski elimine etmeniz lazım. Bu tarz sıkıntılar şeffaf datayla çalışmanın ortaya getirdiği bir challenge. Burada en kolay çözüm belki de blockchain'den kaçmak olabilir. Eğer datanız hiçbir şekilde ortaya çıkmasın istiyorsanız bu sizin belki birinci önceliğiniz olabilir. Datanın şeffaflığı ya da datanın redundant olmasından daha önemliyse blockchain kullanmamak daha iyi bir çözüm olabilir. Veya daha kolay çözümler açısından hem şeffaflığı hem de gizliliği sağlayan blockchain yöntemleri tercih edilebilir. Mesela Hyperledger Fabric içerisinde channel mekanizması var. Channel mekanizması o bildiğimiz SSL TLS'in neredeyse aynısı bir protokolle nodlar arasında şifreli bağlantı kuruyor ve siz işte biri alıcı, biri satıcı bir ürün satın alıyorsunuz. Rakip şirketler de var. Rakip şirketler kaçtan anlaştığınız ya da nasıl bir mal gelip gittiğini görmeden aranızda bir transaction olduğunu ispatlayacak şeyler çıkıyor, datalar çıkıyor ortaya. Veya quorum kullanılabilir. Private bir çözüm olarak. Ethereum'un private blockchain haline getirmiş bir çözümü. Konsensus firması tarafından destekleniyor ve smart contract özelliği olduğu için zero knowledge protokolünü bunun için şey yapabiliyorsunuz, embed edebiliyorsunuz. Böylece siz de zero knowledge proof'larla bir datanın sahipliğini ispatlayabilirsiniz. Veya şifreli data üzerinde işlem yapabilirsiniz. Bu en meşhur kripto para Monero, hepimizin bildiği bu Jay-Z'nin bile, yok 50 Cent'in bile kullandığını itiraf ettiği bir para. Monero blockchain zeyim. Normalde Block Explorer zeyim. Monero üzerinde yapılan transaction'larda kimin kimine gönderdiği anlaşılmıyor. Çünkü mixing var, zero knowledge proof'lar var ve additive homomorphic encryption var. Yani gönderen kişiden azalan para miktarı alıcıya giren para miktarına eşit. Bunu datayı ifşa etmeden ispatlayabiliyorsunuz. Böylece ortaya mahremiyeti sağlayabildiğiniz ve şeffaflığı ispatlayabildiğiniz çözümler çıkıyor. Birçok dark web'de hocam marketler şeyi kabul ediyor zaten sadece biliyorsun. Monero'yu ödeme şeyi olarak. Evet. Orada ürün alırken diyor sadece biz şey ödeme için Monero'yu kabul ediyoruz. Çalışma mekanizması da çok garip. Zaten Monero'sun size geldiğini anlamanızın tek yolu bir transaction'ı decrypt edebiliyorsunuz size gelmiş. Gerçekten mahremiyet sağlayan bir yapısı var. Hatta bunda muadili Atom muydu hocam? Yeni gelen şeylerden bunu yerine alacak falan diyorlardı. Öyle mi? Atom'u bilmiyorum ya. Onun protokolünü falan incelemedim. Şimdi bir şeyler iddia edemem ama yani gördüğüm kadarıyla iki farklı yaklaşım var. Birincisi Monero'nun yaptığı homomorphic encryption'la ve additive proof'la sistemi inşa etmek. Diğerleri de zk-snark denilen işte zero knowledge protokolü üzerinden datanın şeyin private key'in bende olduğunu ispatlayıp ona göre transaction'ı inşa edebiliyorum. Ama bunlar ağır konular, zor konular. Yani iki tane soru var burada ama amacımız siber güvenlikte public chain'i kullanmak mıdır? Amacımız use case üzerinden konuşmak. Yani bazı problemlerde public'i kullanmak lazım. Bazılarında private'ı. Bunun sorunun net bir cevabı yok. Permission blockchain'de kullanıcı isteğine bağlı olarak transparency ve anonimity sağlanabilir. Doğru. Privacy preserving crypto olur. Evet, bu ben de tam buna gelecektim. Yani kriptografi güzel. Kriptodan konuşunca herkes ya bu adam çok bilgili falan diyebiliyor. Her kriptocu da bunu böyle sömürüyor diye düşünüyor. Ama çok zor. Yani pratik değil. Bu zero knowledge proof'lar üzerinden scaling çözümleri var Bitcoin'de zamanında denendi. Transaction yapmak için 5 saat kadar yaklaşık pre-processing yapmak gerekiyor. Kim 5 saat uğraşır biz transaction için? Kimse uğraşmaz. Ben de şeyi hatırlıyorum hocam. Osman Bey vardı ya.
Onunla Evet, çalışmış evet. mıydın? Osman Bey Bey. Ondan kripto dersini almıştım. Elliptic Curve vermişti bana. Hani ona da şey diye bakılıyordu. Çığır açacak kriptolojide şöyle böyle falan diye, ama Elliptic Curve de bir noktada şey yaptı. Tıkandı aslında. O ihtiyacı şey yapamadı. Yoksa şu anda bütün herkes şey yapıyor olurdu, kullanıyor olurdu. Evet Tam evet şeyi yani hatırlamıyorum ama. multidisiplin bir alan olduğu için blockchain herkes kendisinin iyi olduğu yerden saldırıp oradan blockchain'i öne çıkarmaya çalışıyor. Kriptocularda bir sorun mu var? Koy homomorfiği. Bir sorun mu var işte hash based'i koy. İşte onu koy bunu koy. Efficient olmuyor. İnsanlar anlayamıyor. Aynen. Ben o Bu yüzden sana şeyi soracaktım hocam. Şimdi bu buyurun. üç tane bacağı var ya. Confidentiality, Integrity, Availability. Bazen farkındalık şeylerinde de bahsediyoruz. Belki buraya usability'nin de gelmesi gerekir mi? Çünkü bazen güvenlik bakış açısından da öyle. Çok fazla güvenlik koyuyorsun. Mesela ben eğitimlerde şey veriyorum. Bizim TÜBİTAK'taki örneği. Bizim domaindeki bilgisayarı bir şey kurmak için admin'e laf anlatman lazım ki o onu kabul edecek de bağlı. Ne yapıyorsun? Bu sefer kestirme yollar deniyorsun. Bu da başka bir güvenlik açığı oluşturuyor. Aslında kullanıcı tarafındaki karşılığı ne bu işin? O da çok önemli. Çok, çok doğru. Evet. Yani sistem tasarlarken sanki end user'a tasarlar gibi böyle iç çözüm bile olsa usable olması lazım kesinlikle. Devam edeyim. Integrity yine NIST'in tanımından aldım. Integrity de şu demek. Bir de tanım modifikasyonunu, destruction'ını, non-reputation'ını sağlamamız lazım. Yani sağlamamız lazım derken datanın modifiye edilmesi lazım, edilmemesi lazım, yıkılmaması lazım. Bunu sağlamanın aslında en kolay, en bilinen yolu hash almaktır. Datayı hash aldığınızda data değiştiğinde hash de değişeceği için integrity sağlarsınız. Burada niş yapan niş yapan kısmı o hash'i blockchain'e yazdığınız için. Decentralized olduğu için hash'i de değiştiremiyorsunuz. Yoksa SSL de 25 yıldır şey kullanıyor. Hash kullanıyor. Ama man in the middle array'e girerse yeteri kadar gücü varsa işte sen işte DES kullanıyorsan hala MD5 kullanıyorsan hala datayı da değiştirir, hash'ini de değiştirir. Önemli olan blockchain açısından baktığınızda integrity sağlamak için dediğim gibi hash'in değişmemesini onu da network'ten sağlıyorsunuz inşa etmek. Integrity açısından blockchain bağlantısı oluyor. Bir soru var. Siber güvenlikte tekrarlı yapılan işlemleri pratikleşmek zamanını tasarruf. Bu geniş bir soru. Bunu sunumdan sonra bakalım mı? Blockchain'in kurulum yapısı zaten altyapısına gelen bir şey durumu var. Blockchain olmasını sağlayan kısım her bir data kendisinden bir önce gelen datanın hash'ini header'ında kullandığı için chain mekanizması oluşuyor. Böylece blockchain'in hep kendinin seleflerini ispatlayarak, onları doğrulayarak devam etmesi doğasında var. Bu bize blockchain'in değiştirilemez olmasını övmemizi sağlıyor. Bu kadar siberle ilişkili insanın yanında da datanın değiştirilemez olmasını iddia etmek absürt ama beni anlarsınız diye ümit ediyorum. Yani şey açısından, pratik açısından en azından değiştirilemez. Yoksa SHA-256'yı kırdığınızda bunu da kırabilirsiniz. Yani network'ü belli bir seviye saldırı yaptığınızda yine datayı değiştirebilirsiniz. Ama confidentiality, integrity, availability açısından baktığınızda blockchain'in en güçlü, en böyle kendine güvendiği kısım direkt integrity oluyor. Çünkü zaman geçtikçe daha güçlü, daha değiştirilemez transaction'lar çıkıyor ortaya. Bu üç bacaktan en etkili, yani blockchain'in en iddialı olduğu yer bu bacak diyebiliriz değil mi Ahmet hocam? Evet, Integrity evet. bacak. En güçlü olduğu yer burası kesinlikle. Bu da bana sorunmuş gibiydi açıkçası abi. Yani başlıktan da göreceksin yani. Right to be forgotten kısmı da hayatımızda olması gereken bir şey. Hani senin de yaşadığın bir şeyde tecrübelerinden. Datanın silinmemesi mevzusu. Şimdi GDPR var, KVKK var. Aynen. Nasıl böyle bir sıkıntıyı aşacak blockchain bilmiyorum. Çok güzel nokta gerçekten, aynen. Bunu çok Forgot. yaşıyoruz. Çünkü pek çok yerde kişisel veri blockchain'i yüklemememiz lazım. Şimdi kişisel veri blockchain'i yüklemeyeceğiz. Bir yandan bakıyorsunuz dünyadaki en büyük, en kapsamlı blockchain yaklaşımı decentralized identity. Dünyanın belki en Aynen. büyük sorunlarından bir tanesi. Şimdi kişisel bilgiyi koymadan ID nasıl koyacağız? Aynen. Çok çok büyük problemler bunlar ve bunu böyle yüzlerce profesör konuşuyor, tartışıyor şu anda. Senin yorumlarını almak isterim burada. İki farklı çözüm var. Ben düşüncelerimi söyleyeceğim ama önce senin yorumlarını almak isterim. Bu
yasal olarak buradan kendimizi kurtarmak için iki farklı çözüm var ortada. Birincisi datayı blockchain'e koymadan önce şifrelemek. Ve mümkünse güvenli bir şekilde IS-256 ile şifrelemek gibi bir Aynen. çözüm olabilir. İkincisi de datanın kendisini koymayalım abi. Hash'ini koyalım. Datanın kendisi bir işte yine client server mimarisinde bir yerde bulunsun. Ya da işte diskte tutulsun. Önemli olan ispat olması gerektiği zaman bak data buradaydı, hash'i de burada olduğu için bu data benimdi ya da bu data değişmedi gibi ispat yapılabilir. Bu ikisinin de hem eksileri hem artıları var. Sence hangisi daha mantıklı ya da hangisinin nasıl eksiği var? Nasıl yorumlarsın? Valla güvenlik açısından şeye baksanız zaman hocam. Tabii her zaman hash, yani kendisinin olmaması orada. Hash'in olması ama yine şey noktasına gelecek bence kesin. Onun da bir sürü problemi var. Yani çözüm şu demek de bitmiyor. Hash'lerle ilgili şey de bile biliyoruz hani. Normalde birçok firma şey paralıları hash'li tutuyor ya. Evet. Bu bir çözüm oldu mu ya da mesela geçmişte de konuşmuşuzdur. Belki Sony saldırılarında, Kuzey Kore Sony'ye saldırdığında paraları ele geçirdi. Ve Sony dedi ki endişe etmeyin. Bunların hepsi hash'liydi. Ama endişe edecek birçok şey vardı. Çünkü bir kere Rainbow Table atakları var yani. Çok Evet. iyi biliyoruz. Yani hash de aslında şey değil. Tam bir çözüm getirmiş olmuyor. Bilemedim Şey hocam. gelip Sen... koyma açısından ne dersin peki? Yani bugün IS-128'e güvenli deriz. 2 yıl sonra güvenli olmayabilir. Aynen. Ben zaten şey Bilemiyoruz açısından, yani. kuantum bilgisayar açısından bu şeylerin çok da büyük problemler olmadığını düşünüyorum, bu şifreleri kırmanın. Belki işte daha ciddi şifrelemeler şey yapıyor olabilir. Tabii sen de şey diyebilirsin, hackerlarda kuantum bilgisayar mı var? Hani o seviyede değiliz ama sonuçta işin privacy'sini konuşuyorsak birilerinin elinde var bu kuantum bilgisayarlar. Ve bu kuantum bilgisayarlar içinde şeyleri çözmek çok daha hızlı. Şifreleri çözmek. Vaktimiz kalırsa kuantumu da konuşabiliriz. Bu Aselsan eğitiminde ben görmüştüm. Aselsan'da çok güzel bu konuda çalışan insanlar var. Post kuantum kriptografi üzerine çalışan. Nasıl etki edebilir blockchain? Onun üzerine de şeyler var, tartışmalar var. Vallahi çok mutlu oluruz hocam, biz de aydınlanmış Benim oluruz. yorumum da şu, dediklerine katılıyorum. Özellikle ikincisinde hani datanın dışarı tutulmasının riski ya da hash'inin ne kadar güvenli olabileceği gibi sıkıntılar var. İlkinde de şu var. Hukuki açısından bazı insanlar şunu diyor, avukatlar. Bir data kişisel verirse o datanın hash'i de kişisel veri olmalıdır diyor. Şimdi TCKNEM'in hash'i SHA-256'ya göre hiçbir zaman değişmeyecek. Ve ben onu blockchain'e yazdıysam bundan 10 yıl sonra normalde hash'ten de geriye dönülemeyeceğini Dönüşüm. ispat olduğu için Doğru. şey sıkıntısı çıkıyor. Bu datayı da koyamazsın gibi bir sıkıntı çıkıyor ortaya. Aynen. Ya Ki da bugün Rainbow Table Attack'ta olduğu gibi adam o hash değerinin arkasında gerçekte hangi değere geldiğini direkt bilebilecek. aynen öyle. O zaman yine bir data ifşası oluyor ama mahremiyet ihlali oluyor. Yani. Evet. Bu da bir Valla problem. bunlar benim tartışmayı çok sevdiğim konular ya. Çalışmak. Saatleri olsa da oturup konuşsak mı? Keşke, keşke abi inşallah. Yani ve bugün kişisel olmayan bir data var elinizde. Atıyorum işte kan grubu kişisel veri mi bilmiyorum. Boy kişisel veri olmasın şu anda. Kanunu hatırlamıyorum ama. Yarın bir gün o da kişisel veri olabilir. Ve ona göre sizin datayı işte forgotten haline getirmeniz için o datayı silmeniz lazım ama silemiyorsunuz. Yani integrity de blockchain çok güçlü ama bu demek değildir ki blockchain bu açıdan bilgi güvenliğine çok faydalı. Bazı durumlarda çok faydalı, bazı durumlarda çok riskli. Bunu göz önünde bulundurmanız lazım. Onu aslında ifade etmek için koydum bunu da. Availability ne demek? Availability dataya erişmemiz lazım. Güvenilir olması lazım. İşte reliable olması lazım. Zamanında erişmemiz lazım. Bildiğimiz bir kavram bu. Availability de yine güçlü bir yer blockchain için. Çünkü işte peer-to-peer network'ten bahsediyoruz. Single point of failure yok. Bu çok güzel. DDoS'lara karşı çok güvenli bu açıdan bakınca. Ya da normal bir durumda, normal bir server düşürebileceğiniz güçten çok daha fazlasıyla güç düşünmeniz gerekiyor availability'yi. Bunlar bizim için çok güzel availability açısından. Şeye nasıl yansıtır? Siber güvenlik açısından nasıl yansıtır? Siz bir ne kadar büyük bir sunucu kurarsanız kurun, ondan daha büyük bir DDoS geldiğinde aşağı ineceksiniz. Hani bu peer-to-peer yapısı da bundan kaçamayabilir ama peer-to-peer yapısında birbirini tanımayan, bilmeyen çok farklı networkler arkasında, kimin arkası, kimisi 5 tane firewall'un arkasında olabilir, kimisi çok farklı bir protokolden internete bağlanıyor olabilir.
Farklı farklı peer'lerde tutulan sizin bir kodunuz var. Yani siz Ethereum üzerinde bir smart contract yazıp devletlere karşı gelecek bir atıyorum projede bir iş yapıyor olabilirsiniz. İstediğiniz kadar büyük bir sunucu kaldırın. Bu sunucu Ethereum'da yazdığınız smart contract kadar ayakta kalmaya çalışamayacaktır. Bu açıdan güzel. Yani availability de o kadar da integrity kadar kıymetli ya da güçlü değil belki ama availability'deki fayda daha kolay görünebiliyor blockchain üzerinde. Bu üçü özetinde işte aynı şekilde operational resilience'dan kastettiğim buydu işte. Operational resilience neye sağlanıyor? Distributed yapı var böylece. Ama bu yine bizi yanıltmasın çünkü zamanında da Bitcoin'e ve Ethereum'a bazı saldırılar yapıldı. İlla bu DDoS olmak zorunda değil. Ethereum'da gaz fiisi diye bir kavram vardı. Her yaptığınız her işlem için gaz ödersiniz. Bunun olmasının sebebi de aslında sonsuz loopları engellemek ya da işte çok büyüklükteki işlemlerin sistemi kitlemesini engellemek için ortaya çıkarmıştır. Normalde Ethereum Virtual Machine single thread çalışır. O thread'i lockladığınızda bütün blockchain'i aşağı indirmiş olursunuz. Hocam bu Bitcoin'in şeyde öyle değil içerisinde mi? nasıl? Coin transferlerinde Ethereum altyapısını kullandığınız zaman komisyon bir anda çok uç rakamlara şey oluyor Çok çok şu ya. anda Oluyor. dalga geçiyorlar zaten. Yani Ethereum ilk çıktığında Bitcoin'in transaction fees'ine laf ediyordu. Şimdi onun iki katı bazen. Aynen. 2-3 katı. Vallahi ben inanamıyorum o yani rakamları görünce komisyonu. Neyse diyorum kalsın bana. Burada transfer. Litecoin kullanmanız olabilir şu anda. Ben kullanıyorum dersem şimdi ticari işlem yapıyormuş gibi olur. Yanlış anlaşılmasın. Litecoin tavsiye ederim. Transaction fees çok düşük. Aynen. Kesinlikle. Doğru. Yine üçgene bir oturayda yine geldik. Başlandığımız yer burası oluyor. Yani blockchain, confidentiality, integrity, availability açısından kuralları biraz esnetiyor. Başka materyaller ekliyor, bir şeyler ekleyip çıkarıyor. Sizden de yani naçizane tavsiyem şöyle düşünmenizi istemek olur. Elinizde bir proje var. Bu proje blockchain ile yapıldığında ne tarz artılar olur? Availability şu şekilde olur. Integrity'si bu şekilde sıkıntı olabilir. İşte confidentiality sağlamak için ekstra şu çözüm lazım. Bu da işte en sarıda ifade ettiği gibi uygulanabilir mi? Ya da işte adapte edilebilir mi? Bunları gözünde bulundurarak çıkarmanız lazım. Çünkü çok fazla güzel proje var ve vardı ama bazıları yalnızca kağıt üstünde güzelmiş. Hayata geçemedi. Bu yüzden kabaca şu faydalarını ve zararlarını gözünde bulundurun lütfen. Yani blockchain çok hızlı update olur. İşte zaten zaman dilimleri sürekli timestamp kendi içerisinde vardır. En güzel kriptografik yapıları kullanır. İşte şu anda ECDSA var, EDDSA kullanan var. Post quantum resistant şeyler kullananlar var. Ledger'lar kullananlar var. Elixir kullanıyordu sanırım. Quantum Ledger var. Bir iki tane proje var post quantum'a bile dayanıklı olan. İşte merkezi otoriteyi ortadan kaldırıyor. Bunlar çok güzel faydalar. Bunların karşılığında da bir şeylerden vazgeçiyorsunuz. İşte 1.000 tane nodunuz varsa data 1.000 tane yerde tutuluyor. Basit bir işlem için datanın 1.000 kopyasını tutmak çok saçma. Buna göre öngörebilmeniz lazım. Az önce konuştuk işte transaction fee'ler çok yüksek. Buna değmesi lazım bazı işlemleri. Transaction fee yüksek olmasın. Ben gideyim işte Ethereum yerine Binance Smart Chain kullanayım dersiniz. O zaman da aslında siz çok merkezi bir blockchain'e kaymış oluyorsunuz. Merkezi bir blockchain'e kaymak da belli bir yerden sonra şeye dönüyor. Database kullan o zamana dönüyor. Dediğim gibi burada çok önemli takaslar ve karar mekanizmaları çalışması lazım. O da sizin use case'inize, sizin ihtiyaçlarınıza göre belirleniyor. Bir iki soru var sanırım. Onlara bir bakayım. Use case'lere geçmeden. Maskeleri koysak. Zehirli acımasız. Evet, bir şeyleri maskelere koymamız lazım zaten. Evet, bu şeyden Ensar senin anlattığın şeyden ötürü sanırım Hakan Bey'in düşüncesi var. Hashlerden Rainbow Attack'tan ötürü söyledi herhalde. Evet. Zaten yapılıyor ama best practice olarak sunuluyor ama siber güvenlikten anlayan ve yazılımdan anlayan insan, ikisini de birlikte içeren insan çok az var dünyada. Yani. Herkes işte Ensar'lar en son şey geliyor. Biz kodu yazdık, projeyi bitirdik. Şuna bir pen test yapın diye geliyor. Kimse başta danışmıyor. Size başta danışsalar daha ucuza ve daha güvenli. Kesinlikle. Bu da güzel konuymuş da bu beni aşar Mehmet Bey. Yani bunun
genetik kodların gizliliği hakkında ne yapılıyor, ne bitiyor bilmiyorum açıkçası. Private blockchain'de decentralized yapı nasıl kurulur? Decentralized yapı şey demek diye düşünmeyin. İşte kaotik devletlere karşı işte Bitcoin gibi yok edilemez, FBI bile indiremedi gibi partizan seviyede decentralization'a yönelmek zorunda değilsiniz. Amacınız organizasyonel bir yapınız var ve tüm dünyanın bilmesini istemiyorsunuz. İşte bunu kim yapıyor yakın zamanda? Carrefour'sa yaptı. Blockchain üzerinden gıda takibi yapacağım diyor. Gıda takibini yaptığı 20 tane ürün aldığı şirket var. O 20 şirket ve işte Carrefour'sa 21 tane şirket var kabaca. Bu 21 şirket private blockchain kuruyor. Neden decentralized? Çünkü hepsinin sunucularında bir tane node var. Böylece bu nodlardan bir ya da birkaçı yok olsa sistem yine ayakta kalabilecek. Bu decentralized olmuş. Hiçbirinin yetkisi olarak birbirinden daha büyük bir otoritesi yoksa, yatay hiyerarşi varsa bu size decentralized yapıyı çıkarıyor. O yüzden public private olması bizim için bir engel değil. Saatime bakayım. Use case'lere geçeceğim hızlıca. Bunları nerede bulduğuma dair referanslarımı paylaşacağım. Ben hep böyle bir iki cümleyle haber niteliğinde bahsedeceğim ki hem ufuk açsın hem de hangisiyle ilgileniyorsanız, hangisi ilginizi çekiyorsa oradan devam edebilirsiniz. NASA'nın bir çalışması varmış. 2019'da bunun makalesini yayınladılar. Denial of Service'a karşı koymak için ve diğer hava araçlarının protokol saldırılarının daha güvenli olmasını sağlamak için hava trafiğini blockchain'den yönetmeye dair bir çalışmaları var. Bunun makalesini göstereyim. Şurada. Makalenin linkini paylaşacağım sonunda. Bu proje ne kadar tamamlandı, ne aşamada bilmiyorum. Belki de gizlilik seviyesi yükselmiştir. Ama konuştuğumuz gibi decentralized olduğu için denial of service'a karşı daha dayanıklı ve bazı protokoller serverları yorabiliyor ya da işte bazı protokoller işte replay atağa karşı dayanıksız olabiliyor ama peer-to-peer yapıda buna uygun inşa etmek daha kolay olabiliyor. Use case spesifik çok fazla durum var. O yüzden genelleyemiyorum. Ama bu konuda NASA'nın bile şey açısından, siber güvenlik açısından use case'leri var. En iddialı bu olduğu için bununla başlamak istedim. DNS hepimizin, siber güvenlikle ilgilenen herkesin aslında bildiği konudur. DNS'in güvenliğinin ne kadar sıkıntılı olduğu, ne kadar problemli olduğunu. Burada işin içinden bir insan olarak senin de tecrübelerini dinlemek isterim açıkçası. Yani decentralized bir DNS olsa kötü mü olur? Merkezi yapı olmasa, DDoS yemese, spoofing olmasa. Aynen, her zaman şeyi soracağım. Decentralized bir yapı varsa kulağa hoş geliyor bizim için. Çünkü centralized yapıda senin de bildiğin gibi en korktuğum şeylerden bir tanesi. Orası giderse devamlı gitmesi, ama en başta da belirttiğin gibi bu sefer de güvenlik açısından şey çıkıyor. Yani bu kadar merkezi olmayan yapının güvenliğini nasıl sağlayacaksın? Merkezi yapının güvenliğini sağlamak daha şey. Daha kolay tabii ki. Decentralize göre. Bir de olay Olmaz. sadece o açıdan yani şey network'te peer-to-peer olması bütün sorunları çözüyor değil aslında. Protokole ve o kaynak koduna yapılan başka saldırılar da peer-to-peer yapının tamamını çöp edebiliyor. İşte 2010 ya da 2011 gibi bir saldırı oldu Bitcoin'e. Ve o kadar çözemediler ki Satoshi Nakamoto elle kendisi kaynak kodunu değiştirip update geçti. Yani Hadi ya. evet, o kadar zorlandılar. Adamın teki kendine 100 milyon Bitcoin bastı. Ve o zamana kadar içeride olmayan bir kaynak koda eklenti geldi. Yani işte maksimum değer eşittiği 21 milyon dendi. Birkaç blok geri gidilip orada update geçilip devam edildi. Şimdi hani decentralized'dık, hani kimse indiremiyordu. Demek ki inebiliyormuş yani. İşte Ethereum'da da kripto para basma kısmı oldu. Bir kendine para bastı. Sonra bu hack'ten ötürü geri alalım mı almayalım mı blockchain tartışmaları oldu. Bugün Ethereum ve Ethereum Classic diye iki farklı blockchain var. Bunun çıkma sebebi hem bu saldırıyı patch edip etmemedir hem de smart contract desteğidir. Bu tarz şeyler var. Yani tabii ki bizim için dediğin gibi şey güzel. Single point of failure olmaması güzel de başka sorunu ortaya çıkarıp çıkarmayacağını bilemiyoruz. Kesinlikle. %51 zafiyet hakkında bilgi verebilir misiniz? %51 şu demek. Network'ün belli bir sayı ki bu %51'dir çoğunlukla. %51'ine sahip olan, yapılan o konsensusta %51'e sahip olan nasıl mecliste %51'e sahip olan istediği yasayı geçirebilir. Burada da o konsensusta %51'e sahip olan insan
sistem manipüle edebilir. Eğer Bitcoin için konuşalım, %51 hash gücü sizdeyse yeni bloğu istediğiniz gibi basabiliyorsunuz. Ve o blokta yanlış transaction'lar olabiliyor, double spending'ler olabiliyor. Bu da network'ün güvenliğini şey yapıyor, tehlikeye atıyor. Ama bu Bitcoin için mining gücü olarak karşımıza çıkıyor. Ethereum ya da işte Cardano için proof of stake'teki stake edilen miktarın %51'ine çıkmanız gerekiyor gibi. Her birinin farklı farklı şeyi var. Hem yüzdesi değeri var, fault tolerance'ları, hem de farklı saldırılar var diyeyim. SSL Ensar, bu sorunun cevabını ben bilmiyorum. HTTP or DNS teknolojisini destekliyorum. Mesela HTTP over DNS bu teknoloji kullanmıyor mu? Şu aşamada kullanılıyor diye bilmiyorum Ben de bilmiyorum. ben. Hı. Satoshi diye biri gerçekten var mı bilmiyorum. Magazinsel olmuş. Ben de bilmiyorum. Bir ya da birkaç kişi olabilir. Bunun üzerinde çok fazla çalışma var. Yani Who Satoshi yazarsanız çok fazla magazinsel yazı çıkıyor. Ben bir ekip olarak tahmin ediyorum ama ekipte de bir kişi olduğunu iddia edenler de var. Tavsiyem şu ekibi incelememiz. Cypherpunks ekibi Bitcoin'e çok benzeyen makaleler, çalışmalar yapmış bir ekip. Bu ekip çıkarmış olabilir Satoshi'yi. Geri döneyim, konudan sapmamış olayım. DNS için kullanılabilir. DNS için de bulduğum bir yazı vardı. Onu göstermek istiyorum size. Çok yakın ya, bir aylık bir makale bu. Pek çok projenin aslında, bunu göstereyim. Namecoin çok eski blockchain'lerden biri, ya da Blockstack. Ethereum name servisi var. Pek çok decentralized name servisin şu anda hizmet verme kapasitesi var blockchain üzerinden. Merak ediyorsanız kullanabilirsiniz. Ama istatistiksel olarak dünyanın %99'u hala merkezi yapıları kullanıyormuş. Pardon, %99,9'u. Sadece %0,1 blockchain DNS'lerini kullanıyormuş. Buraya geçince nasıl bir siber güvenlik riski oluşacak? Buna oturup çalışmamız lazım. Bunun çok net cevabını söyleyemiyorum. Dediğim gibi burada ne tarz sorunlar çıktığını öngöremiyoruz. Çalışmak lazım. Decentralized storage da bizim için availability üzerinden bir güzel bir çözüm. Normalde işte biliyorsunuz, data tek bir yerde tutulduğu zaman o dataya ve onun belki bir yedeğine sahip olan insan sizin datanızı tamamıyla ele geçirebiliyor. Decentralized storage yaptığınızda datayı bir ya da birkaç parçaya ayırıp bölebilirsiniz. Yaşı tutan insanlar varsa aramızda torrent kullanmıştır, Napster kullanmıştır. Bunların hepsi datayı parça parça tutma üzerineydi. Ama peer-to-peer yapıyla anladığım kadarıyla büyük anlamda storage'lar tutmak çok mümkün değil. Eski bir proje göstermek istiyorum size. Substratum diye. Ben bu projeye bayağı bir inanmıştım zamanında. 2018-2017 gibi çıktı. Çok da inandığım için de zararlı oldum aslında. Decentralized web yaklaşımıyla çıkmıştı Substratum. Diyor ki web'deki client server yapısını tamamen kaldıralım. Buradaki tiranlık ortadan kalksın. Google'u, Microsoft'u, şunu bunu falan kaldıralım. Herkes gücü yettiğince sunucu olsun ve broadcast üzerinden sistem çalışsın. Bir web sitesine girmek istediğinizde DNS bilgisini blockchain DNS'inden çeksin. Sitenin kaynak kodunu veya FTP'den çekeceği datayı, başka bir yerden alacağı filmi, YouTube'dan izleyeceği videoyu parça parça kimdeyse çank çank olarak o çankları alıp insanlar birbirine göndersin gibi bir yaklaşım vardı. Fikir olarak çok güzel bir proje ama sanırım becerip altından kalkamadılar, patladılar. Sen bu kadar şeyi karşına alırsın hocam tabii yani bu Değil mi? Yani çok çok yapılabilir fazla şey şey yapamaz. meydan okumuş. Aynen. Ya sertifikaları da diyor mesela. SSL TLS sertifikaları da diyor blockchain üzerinden olsun. Sen şimdi Komodo'yu, VeriSign'ı karşına alırsan, Aynen. Microsoft'u karşına alırsan Google'u karşına alırsan. 1600'e kadar düşmüş. İlk yüzdeydi. Bu çok uçup kaçmamak lazım kabaca aslında. Gizli mesajlaşma bir diğer siber güvenlik use case olabilir bizim için. Burada hani hepimizin haberi olan bu WhatsApp'ın bizi dinlemesi, end-to-end encryption'ın yeterince güvenli olmaması gibi sıkıntılarımız var. Telegram hacklendi yıllar önce biliyorsunuz. Sonra Telegram güzel bir çalışma başlattı aslında. Nerede bu? Open Network adında. Tom Project. Bu bir blockchain projesiydi. Amacı chatleşmenin gizli yapılması ve datanın censorship resistant bir şekilde blockchain'de tutulmasıydı. Data şifrelenip blockchain'de tutulacak. Buna dair bir örneğim daha vardı sanırım.
bulabilirsem göstereyim. Ancak bu projeyi engellediler. Kim engelledi onu da göstereyim. Telegram'a şey karşıtı. SEC, bu America Security and Exchange Commission, bu projeyi blokladı. Çalışmasına Ripple'da izin. yapmaya çalıştığı gibi. Evet, dedi ki yapamazsınız. Bu bizim güvenlik politikalarımıza uymuyor. İşte terörist aktiviteler olur. Biz bunu bloklayamayız vesaire gibi. Ama Telegram hani en büyük olmasına rağmen yapmaya çalışacak tek insan değil. Çok fazla şirket şu anda bunu yapmaya çalışıyor. Google'a yazdığınızda pek çok projeyi kullanabilirsiniz. Hani sizin de bir siber saldırı yaptığınız oradaki datanın asla size ait olmadığını bir şekilde çıkarıp ve o datanın sensörlenmeden ilgili kişiye ulaşmasını istiyorsunuz vesaire. Uzun yıllar orada sağlam kalmasını istiyorsunuz. Case spesifik durumlarda censorship resistant mesajlaşma protokollerine ihtiyacınız olabilir. Bunun için blockchain güzel bir çözüm. Ama neye göre ihtiyacınız olur bilmiyorum tabii. Ransomware'ı durdurmak için blockchain kullanılabilir gibi bir yaklaşım var. Durdurmaktan kasıt şey, madem blockchain birçok yerde datayı tutuyor, pek çok yerde access policy'lerle blockchain datası koruma altına alınabilir. O zaman ransomware'ci gelip işte tek nodu hacklese bile şeyi sistemi aşağı indiremez gibi bir yaklaşım var. Bu yine bana biraz naif gibi geliyor. Yani katılım için bilmiyorum. Yani 1 TB, ne 1 TB? Belki 10 TB benim şirketimin diski var. Ben bunu 1000 tane nodda mı tutacağım? Kaldı ki ben blockchain'i embed edip çok güzel bir çözüm yapmaya haizsem oturup sistemin 4-5 kopyasını alıp güzel bir blok siber güvenlik politikası ve kendimi güven koruma altına alabilirim zaten. Bununla alakalı çözümler var ama Airsoft diye bir proje var mesela. Bu bunu sağlıyor. Diyor ki Cloud Storage olarak bizi kullanırsanız biz diyor blockchain altyapısıyla datanızı pek çok yerde tutuyoruz. Şifreli tutuyoruz. Biz de sizin datanızı görmüyoruz. Böylece ransomlara karşı dayanıklısınız deniyor. Bu şirket 5 milyon dolar yatırım almış yakın zamanda. Demek ki buna mantıklı olup yatırım yapan bu konuda çalışan insanlar var. Bu bir çözüm olabilir bizim için. Forensik yine aslında integrity ve availability için işimize yarayabilecek bir alan siber güvenlikçilerinde. Şimdi delillerin değiştirilmesi, deliller üzerinde oynanması, yok edilmesi gibi durumlar hepimizin duyduğu ve aslında ürperdiği konular. Şöyle bir şey düşünün. Olay yeri inceleme geldi. Bütün delilleri topladı. Tüm delilleri blockchain'e broadcast etti. Ve bu private değil işte. Ethereum gibi blockchain'e broadcast etti. Kimse bu datayı değiştiremiyor. Yarın bir gün mahkeme olduğunda herkes açıp bakıyor. Böylece ilk adli bilişim ekibinden aradaki hakimine, savcısına, avukatına kadar pek çok insanın kötü niyetli olması durumunda yapabileceği şeyleri ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Bu hoşuna gider mi bilmiyorum. Ensar burada bir yorumlu olur mu? Siz de uğraşıyorsunuz bu işlerle ama yasal olarak veya pratik olarak forensik bir çözüm olabilir mi bizim için? Blockchain üzerinde. Valla şeyi tam anlamadım hocam. Suçlunun şeyinden bahsediyoruz değil mi? Evet, O evet. zaman bu şey mi Yani dahil olacak? Blok zincir şeyine mi dahil olacak? bulduğun delilleri forensik Ha, delilleri yaparken direkt oynatacaksın, delil anladım. delilleri diyor. Madem değiştirilmemesi lazım delili. İşte accountability lazım. Bu delili buraya kim koydu? Ne zaman koydu? Nasıl koydu? Tam timestamp ile yaz blockchain'e. Demesin. Timestamp açısından çok şey mantıklı. Değiştirilme açısından da mantıklı. Şeyde de öyleydi ya hocam. Siber Güvenlik Enstitüsü'nde. Ben şeyi falan hatırlıyorum. Bazı deliller bize WhatsApp'tan geliyordu savcılıkta. Onlarla ilgili görüş nedir falan diye. Yani öyle WhatsApp'ı kullanmaktansa herhalde böyle bir platformu kullanmak daha şey olurdu. Daha Kesinlikle. güvenli ve daha akılcı olurdu. Yani Burası nasıl şey yapılabilir diye düşünüyorum hocam. bir çözüm geliştirilebilir burada belki. Hani sizin de işinize yarayabilecek ya da Aynen. Yani tecrübenizi. burada peki biz buraya atmadan hocam değiştiren kişi, yani attıktan sonra değiştirilemez, evet. Ama atmadan önce değiştirip modifiye edip atarsa o zaman nasıl bir önlem alacağız? Ya insan hatasından ortaya çıkan şeyle blockchain'e çözmeye çalışmak yanlış oluyor. Hani blockchain sanki bir şey çözer gibi bir anlayış var. Onu çözebileceğimizi sanmıyorum ben ya. Dijitalleştirmemiz lazım tamamıyla datayı. Yani atıyorum bir telefon kamerası, bir sensörle o datayı ölçtük. Bir yerde kan izi vardı, bir yerde bir atıyorum kurşun
balistik raporu vardı vesaire. O balistik raporunu insana hiç değmeyecek şekilde bir akıllı cihaz, bir sensör okuyup o sensör içerisinde daha önce tanımlanmış bir anahtar var, bir private key var. Onunla imzalanıp blockchain'e basılması lazım. İnsan müdahalesini ne kadar elimine edersen o kadar çok blockchain'i efektif Şeyi hatırlıyorum hocam, nasıl ne kullanıyorlardı hatırlamıyorum ama NATO'dayken ben çalışırken özel kuvvetler şeyden pek anlamıyor ya, bu bilişim işlerinden falan. kullanırsın. Ama genellikle de savaş alanlarında ilk şeylere girenler onlar oluyorlar. Hani bir bina şuraya falan onlar giriliyor. NATO onlara şey eğitim veriyordu. Bununla ilgili bir teknoloji gelişmişti. Muhtemelen arkasında senin dediğin gibi blockchain falan olabilir. İşte bir bilgisayar ele geçirdiniz. Bana nasıl davranmalısınız? Ve işte bir tane pro, yani hard disk gibi bir şey var. Bunu takıyorlar. Direkt içerideki datayı alıp hashleyip hash'ini de merkeze gönderip kontrol merkezine. Bu budur diyor ki, daha sonra o data geldiğinde şeyi karşılaştırıyor. Kendisine gelen hash'le özel kuvvetlerin bıraktığı hard disk hash değerleri birbirine uyuyor mu? Değişmiş mi? Ve ondan sonra da şeyin içindeki özel kuvvetlerin getirdiği datanın içerisindeki şeyi incelemeye başlıyorlar. Veriler nedir, ne değildir, forensik analizini. Ben yanlış hatırlamıyorsam orada bu dediğin sistemi kullanıyorlardı. Çünkü şey, burada açık anahtar altyapısı da var. Hashleme mekanizması da var. Şifreleme de var. Çok anlamda şey dahil. Blockchain'e de dahil bir konu. Kesinlikle. Çete gelmeden konu sunumumu bitireyim. Kabaca bu örneklerden veya olası çok fazla örnek vardı ama ben ilgili olanları daha çok başarılı olanları koymak istedim. Deepfake'i test etmek için blockchain kullanılması denmiş mesela. O kendi datanızın blockchain'e yazılması ve daha sonra biyometrik datanın hash'inin değiştirilip değiştirmediğinin bakılması gibi bir yaklaşım olabilirmiş. Data paylaşımında, e-ticarette, para alışverişinde pek çok alanda blockchain siber güvenlikle birlikte kullanılabiliyor. Ama aslında benim umursadığım kısım burası. Belki sizin de hoşunuza gidecek yaklaşım budur. Aynı şeyi siz bazen hash alarak, bazen datanın yedeğini alarak, bazen datanın birkaç kopyasını farklı yerde tutarak zaten sağlayabiliyorsunuz. Ve şöyle bir makale var, çok seviyorum. Du yazınca çıkıyor zaten bende direkt. Duyonic.blockchain.com diye bir yaklaşım şey var, bir makaleden esinlenilmiş bir site var. Tavsiye ederim, hiç ağır bir yapısı yok, çok basit bir dille yazılmış. Peki blockchain'e ihtiyacınız varsa şu sorulara yes demeniz lazım. Bu soruların hepsine yes demeden blockchain'e ihtiyacınız olmayabilir. Bu yüzden siz sadece ya benim datanın hash'ini almam lazım, benim datanın işte çok kopyası olması lazım gibi şeyler düşünüyorsanız blockchain gereksiz oluyor. Ve yıllar içerisinde öğrendiğim en net bilgilerden biri şu: blockchain'siz bir işi yapabiliyorsanız blockchain'siz yapın. Yani çünkü onu yapacağım diye uğraşmak size daha fazla sıkıntı çıkarıyor. Bu yüzden ihtiyacınızı görüp ihtiyacınızı mevcut protokollerle çözebiliyor musunuz, ona bakmanız lazım. Ve blockchain'in de aslında tek başına ortaya çıkan bir çözüm olmadığını, pek çok etrafında komponent olduğunu, bu yüzden siber güvenliğin birçok alanına dokunduğunu, sadece blockchain'in network güvenliği değil, datasından, giren çıkanından, wallet güvenliğinden, network güvenliğinden, polisilerden bir şekilde siber güvenliğe dokunduğunu ve o risklerden muaf olmadığını görmeniz lazım. Ne demek istiyorum burada? Bir IBM'in architecture var. Diyor ki blockchain inşa edeceksiniz, buna göre yapın. Hyperledger için yapmışlar ama diğerleri için de geçerli aslında bu. Bir blockchain inşa edecekseniz access management'ınız olsun diyor, event listeriniz olsun, off store data tutun, data analitik tutun, IoT servisleriniz olabilir, işte DevOps mekanizmanız var, bu işin içinde olabilir. Datanın governance'ı var. İşte wallet'larınız var burada. Private key'leri tutuyorsunuz. Private key güvenli tutmak demek, HSM demek pek çok durumda. HSM'in güvenliği demek yine siber güvenliğe giriyorsunuz. Bunların testleri demek vesaire. Burada 20 tane komponent varsa 15-16 tanesi siber güvenliğin işiyle alakalı. Bunların hepsi göz önünde bulundurularak blockchain'e hareket edilmeli. Ben blockchain kullandım, artık güvenliğim, artık datam değişmez gibi yaklaşımlar çok naif kalıyor. Ve Kaspersky'nin de şöyle bir şeyini buldum. Çitini buldum, onu göstereyim size. O nerede? Demiş ki blockchain'de siber güvenlik çözümlerimiz
farklı farklı durumlarda şey olarak karşınıza çıkabilir. Smart contract için güvenli ihtiyacınız olabilir. Incident response'da blockchain'de bir şey saldırıya uğradınız. Blockchain datasının nasıl incident response olacak ya da disaster recovery planınız normalde information security'de disaster recovery ve business continuity planlar çok daha belirgindir ama blockchain'de değildir. Buna dair nasıl business continuity plan inşa ederseniz bunlardan bahsetmeniz lazım. Bunlara göre çözüm sağlayabiliriz diyor. Ve yeni yeni alanlar çıktı. İşte şimdi insanlar ICO yapıyor. ICO ne demek? Aslında sizin yazdığınız 200-300 satırlık bir kod demek. Bu kod güvenli mi? Bu kodun içerisinde yapılabilecek herhangi bir saldırı sizin sahip olduğunuz paranın değerinin sıfır olması anlamına gelebiliyor. Bu yüzden yeni yeni siber güvenlik alanları çıktı aslında. Token güvenliği gibi bir şey çıktı ortaya. Sektör çıktı. Bugün göstereyim mesela bir tanesini. Şey yazıyorsunuz, smart contract yazıyorsunuz. Sizin için o smart contract'ın anlık güvenlik analizlerini yapıyorlar. Ve otomatik sorgulardan geçirip 10 bin dolar fatura kesiyorlar mesela. Çok ilginç ve para getiren bir alan. Enes hocam sana da buradan yeni iş şey çıkarmış olayım. Yani. Mevcut bilgi birikiminizde kod analizi yapıyorsanız ki yapıyorsunuz. Smart contract analiziyle de şey yapabilirsiniz. BGA'ya yeni bir şey İş çıkabilir. kolluk Evet, aklınızda bulunsun yine. Bunu da konuşalım atabiliriz. diğer. bahsettiğim ve gösterdiğim sitelerin referansları bunlar. PDF paylaşırım. dinlediğiniz için teşekkür ederim. Süremi 2 dakika aşmışım. Soru varsa cevaplandırabiliriz. Hemen buradan bakayım hocam. Şimdi en son Noia projesi hakkında ne düşünüyorsunuz diyor. Noia projesini ben bilmiyorum bu arada. Bakayım. Valla ben de sen konuşurken baktım hocam, hızlı, güvenli ve private bir internet için bir çözüm sunuyorlar ama tabii arkasındaki teknoloji nedir? Açıkçası ben de bilmiyorum. Üst satımın yapamadığını yapmaya çalışıyor olabilir. Ben bunu. Bunu tamam şey yapayım. İnceleyeyim. Teşekkür ederim. Bilmiyordum ben bunu. ICP web olarak değil, cloud olarak düşündüğünde mantıklı geliyor. Torrent'te file paylaşımı varken burada da kaynak paylaşımı var. Bu yorummuş. Delilin kendisi mi? Video veya resimler gibi büyük dosyaların hash'i mi? Burada delilin kendisini tutabiliriz. Deliller çünkü. Ne kadar büyük olabilir ki? Hmm. Private blockchain kullanırsanız 10 tane nodunuz olur mesela. Her biri başka bir şehirde olsun. 10 katına çıksa da tabii çok korkunç bir şey değil bizim için. Az önce konuştuk. Delilin kendisini tutmanın işte data şişirme riski var. Ama o zaman da datanın değişme riski var. Hash'inden dataya gidilebilir mi? İşte hangi algoritmayı kullanıyoruz onun gibi. Çok fazla göz önünde bulundurması gereken detay var. Bunun cevabı belli değil yani. Forensik konusunda saldırgan data blockchain'e yazılmadan önce sensördeki bilgiyi değiştirip sonra geri kalan işleri yaparsa blockchain'in anlamı kalmayacaktır. Yorumunuz nedir? Bunu sen de dedin aslında. Aynen. Buna diyebileceğimiz şey şu. Blockchain gerçeklik makinesi değildir. Bütün sorunları çözebilecek bir teknoloji değildir. Data blockchain'e girmeden önce değiştirildiyse bununla alakalı blockchain bir şey yapamaz. Mümkün mertebe dediğim gibi insan müdahalesini kısıtlamamız lazım. O da nasıl olur? Böyle bir cümleyle olmaz yani. Kesinlikle öyle. Zaten mesela hocam DLP'de de geçen DLP eğitimi vardı. Bu kadar anlattık, şöyle şey yapıyor falan filan. Adam dedi ki ben çıkıp telefonu çeksem dedi şeyini. Ne yapabilir DLP? Yani dedim ki DLP ona hiçbir şey yapamazsa ne yapabilir? Bilgisayardan bir kol çıkıp şey mi diyecek yani? Onun görüntüsünü çekemezsin. Tabii ki her sistemin şeyi var bahsettiğimiz gibi. Açıklığı, şusu, busu var. İnsan Sadece bunlarla bazlı değil mi de zaten bir numaralı siber güvenlik konsernimiz her zaman için. Human error değil mi yani sizin en büyük can sıkıntınız? aynen. Aynen öyle, doğru. Var mıdır başka sorusu olan? Başka sorusu olan yoksa sizden şeyi dinleyebiliriz hocam. Benim de bir iki sorum olacak. Kuantumu şey yapmak isterseniz ben dinlemek isterim. Kuantumla alakalı dediğim gibi Aselsan'daki arkadaşlarla konuşunca biraz daha ben de bilgilendim. Kuantum makinelerinin Schnorr ve iki tane algoritması vardı. Hatta ben müsaadenizle bir oradaki sunumumu açayım hızlıca.
çıkmak isteyen arkadaşları tutmuyordum bu arada. Hani süre bitti diye ben şu anda rahat ekstra konuları konuşacağım. Aynen. Buraya Çok bakalım. teşekkür ederiz katılımınız için. Sunum ve şeyi paylaşılacak sizlerle. Videonun kaydı link olarak. Shor ve Grover diye iki tane algoritma var. Bu algoritmalardan bir tanesi asimetrik şifrelemeleri, bir tanesi simetrik şifrelemeleri güvensiz hale getiriyor kuantum makineler üzerinde. Kuantum makinenin bunu nasıl yaptığı kısmı fiziksel olarak kısmı bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren kısım şu. Blockchain'de de, siber güvenlikte de pek çok yerde Diffie-Hellman, RSA ve Elliptic Curve kullanıyoruz. Zaten bunların kullanılmadığı protokol yok gibi bir şey. Şimdi bunların ortaya çıkarttığı çözülmesi zor problemlerde discrete logaritm ve factorization problemi. Yani RSA'daki çarpanlara ayırma, Diffie-Hellman'daki logaritmanın tersini bulma işlemleri. Bunları mümkün hale getirdiği için kuantum makinesi eksponansiyel işlerde lineere düşebiliyor. Yani 2 üzeri 128 denemeli yapacağınız işi 128 denemeli yapabilecek kadar aşağı inebiliyorsunuz. O kuantumda stabilite olmadığı için her zaman bulma şansınız yok. Bu %100 olacak bir ihtimal de ama yine de eksponansiyel işi lineere çekmek demek zaten o işi yok etmek demek. Farklı farklı çözümler var. O da şu amacımız madem bu iki problem artık çöp oldu. Yeni problemler bulmamız lazım deniyor. Yeni problemlerde zaten 30-40 yılda kriptografi gelişirken insanların aklına gelen ama RSA kadar, eliptik curve kadar efektif olmayan protokoller var. Onlara göre daha yavaş olan, anahtar boyu daha büyük olan ya da anahtar imzalandığı zaman metni çok büyük yapan falan projeler var. Bunlara şimdi insanlar mecbur geri döndü. Çünkü post kuantumu sağlamak için iki tane çözümünüz var. Bir tanesi mevcutta post kuantumun kırdığı protokolleri post kuantum hale getirmek. O discrete logaritm ya da eliptik curve'ı o hale getirmek bir çözüm. Bir diğer çözüm de halihazırda lattice tabanlı işte ne bileyim multivariate tabanlı post kuantuma dayanıklı olup efficient olmayan protokoller var. Bunları efficient hale getirmek. Şimdi bir kısım bilim insanları diyor ki RSA'yı Diffie-Hellman'ı post kuantum yapalım. Daha güvenli olsun. Zaten bunlar efficient. Bir kısım da diyor ki hayır efendim ona gerek yok. Biz güvenli olanları efficient yapalım. Burada da hani sen de biliyorsun şey var. Yıllar içerisinde RSA'ya Diffie-Hellman'a göre optimize edilmiş işlemciler var. Olarak key generation'lar, multiplication'lar, factorization'lar Intel'de, AMD'de falan gömülü yapılıyor. Böylece işlemler çok hızlı yapılıyor. Şimdi bunu bu kadar emek, bu kadar Ar-Ge çöpe gidecek mi, gitmeyecek mi? Bu ciddi bir concern. Bunun üzerine hareket edilmesi lazım. Yeni çipler mi gelecek? Yeni işlemciler mi gelecek? İşte bununla alakalı FPGA dizaynları yapılıyormuş Aselsan'la. Yani post kuantum kriptografi şey yöntemlerinden bazılarını FPGA ile dizayn edip nasıl efficient hale getiririz? Bunu nasıl yeni nesil işlemcilere gömeriz diye çalışan insanlar varmış. Çok iyi. Evet ve hem datanın şifrelenmesi hem datanın imzalanması açısından farklı farklı çözümler var post kuantum dünyasında. Derya deniz gördüğünüz gibi çok fazla yöntem var. Ama bunların pek çoğu akademik. Pratiğe dökülemeyecek kadar zahmetli. Yani bir imza oluşturup böyle megabyte seviyesinde imza çıkaran var. 256 bit imza çıkarmak var. 5 megabyte data çıkarmak var. Ya konuştuk. Efficiency çöp oluyor yani. O mecbur kalabilirsiniz. Dünya bizi nereye götürecek bilmiyoruz burada. Şu tabloyu bilmiyorum net okuyabiliyor musunuz? Bu tablo bizim için aslında çok önemli. Bunlar şey protokolleri, farklı farklı post kuantuma dayanıklı algoritmalar. Her birinin public key'in büyüklüğü, private key'in büyüklüğü ve imzaladığı, oluşturduğu anahtarın büyüklüğü var burada. Bunu kimle kıyaslayacağız? Bunu sizinle gelelim şurada şey Elliptic Curve'le kıyaslayalım. Şu anda Bitcoin'in kullandığı yapıda 32 byte public key'iniz, 32 byte private key'iniz, hepi topu 65 byte'da signature'ınız var. Şimdi Bitcoin'i eskiden beri takip edenler bilir. SegWit çıktı mesela 2017'de. Orada da dediler ki transaction'ın şeyi bile signature'ı bile çok yer kaplıyor. Transaction'lar şey olsun. Signature'dan bağımsız olsun ki Bitcoin'in transaction per second'ı iki katına çıksın dendi. Yani o bile çok batıyor insanlar şu anda. Blockchain'de 65 byte. Kaldı ki gelin şuradaki değerlere bakın. Yani kilobaytlar, megabaytlar,
binlerce ifade edilen byte'lar var. Bunlar bizim için çok büyük konsern. Şimdi private key size'lar da bir yandan büyük. Private key'in büyük olması bunun storage kısmı, üretim kısmı, işlem konfigürasyonu açısından çok etkili. Bizim bunlardan bir iki tanesini seçip, bizim derken NIST yapıyor şu anda, bu amacı o. NIST bunlardan bir iki tanesini seçecek. Diyecek ki bunlar az yer kaplıyor. İşlem olarak kolay, böyle dakikalar seviyesinde, saatler seviyesinde değil, saniye seviyesinde key generation, signature verification gibi işlemler yapılabiliyor. Diyecek, ortaya çözümler çıkacak. Bunların çözümleri vardı. Finale kalanlar hangileriydi? O da NIST'in şeyinde vardı. Quantum Round 3. Finaliste bakalım. Üçüncü tur sonrasında birkaç tane ortada şey kaldı, finalist kaldı. Bunların hangisi kazanacak bilmiyoruz. Zaten hani IS olsun, işte SSL'in protokolü olsun, pek çok kısım böyle yarışmalarla ortaya çıkıyor zaten. Bu yarışma sonrasında en efficient, en az yer kaplayan şey hangisi ise insanların yavaş yavaş onu tercih edip ona göre işlemci dizaynına geçmesi lazım. Ona göre framework'ler yazması lazım, kütüphaneler yazması lazım ki insanlar onlara geçebilsin. Yani şu anda post kuantuma karşı yapılabilecek en büyük yaklaşım, en gidecek nokta burası. En fazla yaklaşanlar bunlar. Post kuantumda kasıt ne hocam? Yani kuantum sonrası gibi bir anlamı var orada yoksa? Post kuantum, ya kuantum makinesi gelse bile güvenli olabilecek şekilde kriptografi lazım bize diyorlar. Yani kuantumun ne yapıp yapmayacağı önemli değil. Kuantumun sonrasında biz hala güvenli kalmak istiyorsak bunu kullanmamız lazım. Onun genel adı da post kuantum kriptografi. Anladım. Öyle yani en büyük konsern dediğim gibi burada anahtar boyutları, anahtarların oluşturma süreçleri gibi işlemlerin yapılması ve bu sürecin efficient olması. ECDSA gibi bir saniyede, şimdi SSH keygen komutunu çalıştırıyorsunuz Linux'te, saniye geçmeden RSA key pair oluşturuyor. O efficiency'yi bunların da yakalaması lazım. Yakalayabilecek mi? O yakalanmadan post kuantum makineleri gelirse geçmiş olsun. Gelir mi gelmez mi? Acaba geldi haberimiz mi? Yok, bilmiyoruz ya. Bu. Bilmiyorum. Bu konuda çalışan bilgili olan insan varsa dinlemek isterim. Çok fazla bilgili olan insan yok burada. Aynen. Benim de bildiğim. Türkiye'de gerçi kuantum çalışan üniversite var mı onu da bilmiyorum ya da Ya işte ben varsa. Aselsan'dan çok şey yaptım. Hayran oldum diyebilirim. Konuşuyorduk konuyu. Hoca çıktı. Zaten kripto üzerine doktora yapan çok fazla insan var orada. Bir dedi ki ya ben FPGA dizayn ediyorum şu anda, bizim ekibimiz var dedi, uğraşıyoruz falan dedi. Hani tasnif dışı olduğu için anlatabiliyorum. Kimisi dedi ben post kuantuma kod yazdım zaten de, IBM'in kuantum makinalarına development yaptım falan dedi. O tecrübelerini paylaştı o hoca. Çalışan insanlar var. Ama detaylarını paylaşmıyorlar tabii. TÜBİTAK'ta da şey vardı yanlış hatırlamıyorsam hocam. Quantum Random Number Generator. Evet. Uğraşan insanlar vardı. Bizim blockchain araştırma laboratuvarında akademik çalışan insanlar vardı. Şu anda ne yapıyorlar bilmiyorum. Zaman kısaca özetleyecek olursak blockchain'in artıları da var, eksileri de var. Belki eksiler arasında işte bu şeyleri sayabiliriz. Bir kere private key'lere dayanıyor. Private key'yi kaybettiğin anda olay gitti. Hatta geçenlerde şey vardı ya, adamın 200 bin dolar mı ne yatırım varmış. Giriş şeyini unutmuş. İşte şey onu şey yapmak istemiyor. Resetlemek istemiyor. Ya da işte siz transaction yaptınız. Başka bir adrese gönderdiniz. Gitti artık o. Bunun şey yapması, geri döndürülmesi mümkün değil. Şeyler arasında bu sarılabilir. Ya da işte bazı şeyleri var. Adapte edilebilir. Örneğin işte sizin de bildiğiniz gibi hani mesela Bitcoin'in altyapısı saniyede kaç tane işleme izin veriyor? 7 mi 8 mi? Öyle diyebiliyorum. Yaklaşık 1 evet. megabyte diye düşünürsek. İşte belki şey daha iyi ondan. Ethereum daha fazlasına izin veriyor. 20'ye kadar bilebildiğim kadarıyla. Ya da işte daha büyük altyapılar var. Çok kullanılmasa bile ontoloji herhalde çok daha fazla şey izin veriyor. Transaction'a Görüyorlar. 300 saniyede. bin falan gibi bir iddia var Solana'da. Solana'da 300 bin gibi bir iddia var değil mi? Evet, ama işte bunlar ne kadar decentralized, ne kadar secure. Aynen. Başka. Onlarda o tartışma konusu var. Yine işte şey hocam, siber güvenlik atakları için bir takım çözümler getiriyor ama aynı zamanda dinleyicilerimizden bir tanesi de bahsetti. Bu %51
saldırısı olsun ya da işte Eclipse dediğimiz nodlara yapılan saldırı olsun. Bu açılarda şeyi çok iyi bir çözüm getiremiyor maalesef blockchain. Burada da şey yapabiliyor. Zafiyet gösterebiliyor. Yani getirdiği tam güzel çözümleri var ama aynı zamanda bu siber saldırıları da şu noktalarda açık hale gelmiş oluyor. Sen çok güzel bir deneyimini paylaştın hocam. Bence altın değerinde bir öğütü bu. Blockchain'siz bu işi yapabiliyorsanız blockchain'siz yapın. Bu işe girmek o kadar da şey değil yani. Kolay, maliyetsiz şey bir iş değil. O var. Onun dışında tabii ki yine şey. Sen yine çok güzel bahsettin hocam. Hem blockchain'i hem güvenlikle uğraşanlar zaten çok çok az senin gibi. Ama onun dışında blockchain developerları ya da kriptoloji expertleri de dünyada çok az. Evet. Dolayısıyla bunlar aslında yetersiz kalıyorlar. Blockchain'in daha güvenli hale getirilmesi noktasında. Ya biz ekip arkadaşı bulmaya çalışıyoruz. Gerçekten bulamıyoruz ya. Ve artık beklentimizi şey diye düşürdük. Bu alanda Matematik bilsin ehliyet yeter. ehliyetim var mı falan diyor. Şey, ya ilgili olsun yeter. Ben yetiştirmek üzere blockchain developer arıyorum. Şu anda bulamıyorum. Yani Aynen. konuyla alakalı ilgili olsun, altyapısı olsun yeter. Matematik olur, bilgisayar olur altyapısı. Yazılım biliyor olur ya da kripto biliyor olur, siber biliyor olur. Çoklu disiplin lazım. Siberden anlaması lazım, kriptodan anlaması lazım, yazılımdan anlaması lazım. Blockchain bilmesin ama ilgili olsun. Biz böyle takım arkadaşları, ekip arkadaşları arıyoruz, bulamıyoruz gerçekten. Yani bu bizim için şey, Türkiye için en azından yetişmiş adam ya da yetiştirilecek adam eksiği de var. Aynen. Eğitim imkanı var. Onun dışında yine hocam bunun şey olması, blockchain teknolojisinin distributed ledger'lar da olsa işte bir regülasyonu bir şey tarafından, yani bu işi denetleyen şey yapan bir mekanizma yok. Yani kendi kendine çalışan bir mekanizma var. Zaten yapısı gereği biraz böyle. Ama birçok ülkede de şey yok yani. Bu işin nasıl regüle edileceği, nasıl şey yapılacağı. Zaten uzun bir süre kafalarını kuma gömdüler. Hatta şey de biliyorsun hocam, JP Morgan ilk şey dedi ya, bu kumardır asla girmeyin falan filan. İşte blockchain teknolojileri iyi bir sonraki adım. Sonra da ilk çıkaran bankalardan birisi oldu. Kendi coin'ini. Bu alanda şeydi yani, regülasyon konusunda da çok büyük eksik var. Bu işe hakim olan şöyle olması gerek, böyle olması gerek diye yönlendirecek insan sayısı da az. Onun dışında da sen zaten şeylerden bahsettin hocam. Ben biraz şeylerden bahsettim ama genel olarak dezavantajlarından. Avantajları da tabii ki birçok yönde var. Ama genel olarak baktığımız zaman tam iyidir de diyemiyoruz. Tam şey, belki şeyi dersek daha mantıklı olur, değil mi hocam? Sizin case'inize göre olay değişir. Tabii Yani ki, sizi tabii daha ki. güvenli hale getirebilir. Size ekstra ayak bağı da olabilir. Ben Şöyle bir sonra nokta var. Bunu da paylaştığım şey dediğim sunumda var. Süper. Buyurun. Ben hocam şeyi sormak istiyorum. Bizim arkadaşlar arasında, dinleyiciler arasında çok şey de olabiliyor. Hani siber güvenliğe ilgi duymuş öğrenci arkadaşlar yön belirlemek istiyor, şey belirlemek istiyor. Mesela AI'da da ben şey yapmaya çalıştım biraz. Bu alanda eksik var, yönelebilirsiniz. Senin alanda hocam, mesela çalışmak isteyenler seninle irtibata geçsin zaten. Onun da şeyini yapmış olalım. Onun dışında yani bu alanda kendini yetiştirmek isteyen arkadaşlar varsa ne önerirsin? Nereden başlasınlar? Ne yapsınlar? Nasıl bir strateji izlesinler? Büyük üniversitelerin eğitimleri çok güzel. Onları tavsiye ederim. İlk aklıma gelen Berkeley. Berkeley Blockchain Lab'ı var. Çok güzel ücretsiz eğitimler veriyorlar. Bunu tavsiye edebilirim. Stanford'ın Blockchain eğitim var. Hem Google'da hem YouTube'da pardon hem de kendi sitelerinde eğitimler var. Ya okuduklarında zaten eksik noktalarını görüp onu geliştirecek olurlar. Udemy'de şurada burada falan da dersler var ama büyük üniversitelerin eğitimleri çok daha ayakları yere basan şekilde onları tavsiye edebilirim. Tamam, süper hocam. Ben şeylere bakıyorum, soru var mı? Uğur Bey şey demiş ya SQL'i XSR'li bertaraf edecek SQL çözümünü göremeyeceğiz demiş. Kesinlikle katılıyorum ya. Öyle bir örnek olsa biz de rahatlayacağız ama öyle bir örnek yapmıyoruz. Yatırım tavsiyesi değildir. Var mı hocam coin tavsiyesi falan? Bu şeyde de örneğini vermiştin hocam geçen webinarda da, blockchain şeyi yaparken biz Cibitak'ta konferansı ilkinde top seviyelerdeydi. Böyle yer bulamadı millet. İkincisinde blok şey Bitcoin yerlerdeydi. Hiç talep bile olmadı. Sanki biz orada şey anlatıyoruz. Hangi coin'i alacaklarını anlatıyoruz gibi bir algı vardı maalesef. Çoğu insan blockchain'le direkt şeyi eşleştiriyor, coin.
O Tabii şeyi ki öyle. aklıma geçiyor benim. Bir atasözü varmış işte. Ben onlara yıldızları gösterdim. Onlar parmak ucuma baktılar diye bir atasözü var. Aa, o da çok güzelmiş. Bu Senden yok bugün bayağı özlü sözler de şey yaptık hocam, yazıyorum. Kitabımı çıkarıyorum yakın zamanda diye. Aynen. Ahmet Çakmak'tan özlü sözler. Teşekkür ederim çok katıldığınız için de. BG'ye de teşekkür ederim imkan için. Biz teşekkür ederiz hocam. Çok mutlu olduk. Herkese çok teşekkürler. Başka soru yok herhalde. Senin de ağzına sağlık hocam. İnşallah yine bir webinarda bir Görüşürüz. araya gelmek umuduyla. Evet. Herkese kolay gelsin. İyi günler. Hoşça kalın. İyi günler. İyi günler.